Evet arkadaşlar, bugün ne yapıyoruz? Bugün toric lekarada yapacağız. Birinci önceliğimiz toric lekarada yaparken toril şu anda Eylül, Ekim'in 25'i civarındayız. Bugün yani 23'ü. Bu mevsimde olan torikler her zaman daha güzeldir ve daha yağlı olur. Ama özellikle dediğim gibi yerli torik olmasına çok dikkat edelim. Yani torik çünkü Ege'den de gelir, Çanakkale dediğimiz Çanakkale bölgesinden de gelir ama Boğaz'ın, yani İstanbul dediğimiz İstanbul'un toriği kadar lezzetli olmaz. Bu leker de dahildir. Çünkü lekerdan en güzel özelliği odur. En önemli püf noktası da odur. Biz tabii bu lekerdamızı, tutoriyemizi kestik, hazırladık, dilimledik. Şöyle göstereyim. Görmüş olduğunuz ilik kısmıdır. Bu ilik kısmını temizledik. Sonra şurada bulunan kan kısmı. Burayı temizledik ve balığı 2-3 günlük bir salamura dediğimiz, yani kanının ve iliğinin temizlenmesi olayını gerçekleştirdikten sonra bugün tuzlayıp yaklaşık 40 gün, 45 günlük bir süre zarfı içerisinde pişirme hazır hale getireceğiz. Ben özellikle şöyle göstereyim. Salamura tuz dediğimiz ince iri karışımı kaya tuzu kullanıyoruz. Önemli olan burada balığı tuza gömmek değil, tuzun balığı pişirmesidir. Yani bazıları böyle çok böyle balığı gömüyorlar. Balığı gömmeyeceğiz. Onu da size şimdi pratikte de göstereceğim. Rahatlıkla yapabileceğiz. Ama tabii buradaki toric balığın en püf noktası şudur. İlik ve kanının temizlenmesi olayıdır. İliğini ve kanını temizledikten sonra tabii salamura olayı da çok önemlidir. Piştikten sonra, yani tuzlu olayı bittikten sonra tuzlu su dediğimiz, bizim salamura dediğimiz olay çok önemli. Şimdi şöyle yapıyoruz. Ya ben bunu daha çok böyle bir temiz bu şekilde yapmayı daha çok seviyorum. Çünkü camda yapıyoruz ama camda o şekilde olmuyor. Çünkü kendi yağını bıraktığı zaman cam olayını sevmiyorum. Bir de bizim yani şu an yapmış olduğumuz torik yaklaşık 6-7 kiloluk bir torik. Yani öyle ufak bir balık değil. O yüzden de böyle cam, bunu alabilecek bir cam bulmakta biraz sıkıntı. Tabii tek tek yapmak da pek sağlıklı değil. Bence 5-6 tane takoz aynı anda yapıp aynı mevzide çıkartmak daha önemli. Şimdi şöyle yapıyoruz. İşte gördüğünüz gibi tuzumuz hazır. Balığımızı tuzlayacağız. Tuz bu kadar. Olay bu yani. Tuza gömdük. Sadece tuzu balığımıza vereceğiz. Başka bir şey yapmıyoruz. Yani şöyle aşırı derece balığı gömmeyeceğiz tuza. Şöyle gömdük. Şu altta burada böyle bunu dizerek başlayacağız. Aynı şekilde. Bu da aynı şekilde. Gördüğünüz gibi. Kesinlikle balığı tuza gömmek yok. Yaklaşık her 5 günde bir, 4 günde bir kendi yağını bırakacak. Yani balık kendi bir suyunu, yağını bırakacak. Onu süzüle. Balıkta o suyun kalmayacağı demek balığın pişmesi anlamına geliyor. O da yaklaşık dediğim gibi 45 günlük bir süre zarfı. Yani her 5 günde bir kovayı ya da şişeyi temizleyip süzeceğiz. Bakın arkadaşlar, tekrar göstereyim. Sonra şöyle, bu kadar. Çünkü balığı çok tuza gömdüğümüz zaman balık yakıyor. Yani balığın eti simsiyah oluyor dışarısı, dış kısmı. Ama daha sert oluyor. Ama bu şekilde yaptığınız zaman balık zaten o tuz yavaş yavaş içini içtiği sindire sindire pişiriyor. Ve o müthiş lezzeti ulaşıyoruz. Bu da işte gördüğünüz gibi. Böyle bir şey yok zaten. Bunu sadece bu şekilde. Yani balığı umuyormuş gibi düşünelim. Sadece balığı umuyoruz, tuzla umuyoruz. Gördüğünüz gibi böyle bir şekilde yerleştiriyoruz. Bakın şuralar da çok önemlidir. Balığın şu iç kısımları, buranın da temiz olması çok önemli. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl. Hayır, balığı saklama koşulunda bir soğutucumuz var. Yaklaşık 3-4 derecelik bir soğutucu. Orada muhafaza ediyoruz. Balığı kesinlikle tuza gömmeyelim. Çünkü öyle bir yanı var. Bazıları da karabiber falan kullanıyor. İşte bu top karabiberle atıyorlar ama ben pek tercih etmiyorum.
Yani arzu eden olursa defne yaprağı da koyabiliriz balığın kenarlarına, altına ya da üstüne. Şekilde böyle yerine koyuyoruz. Bu şekilde. Bu şekilde kapatacağız. 5 gün sonra geleceğim, suyunu süreceğim. Tekrar kapatıp tekrar devam edip bu şekilde 40 günlük güzel süre zarfı içtiğimiz balığımız tamamen, kesinlikle tamamen pişmiş hale geliyor. Piştikten sonra da zaten bölümde sizlere ilerleyen zamanlarda balık çıktıktan sonra nasıl ne şekilde salamura yapıp ne şekilde sürüm yapacağımızı da göstereceğiz. Videomu beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın. Bundan sonra sizinle yeni yeni videolarla ve daha güzel böyle aperatif çeşitlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın.